Efendim selamlar. Yeni bir Rocket League videosuna hoş geldiniz. Sizlerin gollerini yorumluyorum. Bölüm 5 ile beraberiz. Bu formatta ne yapıyoruz? Discord'da klip paylaşım kanalı kliplerinizi atıyorsunuz ve bu kardeşinizle, bu garip kardeşinizle hemen böyle bir kendimi acındırayım, bitiriplere gireyim. Kliplerinizi yorumluyor arkadaşlar. Olayımız bu. Olayımıza geçmeden önce de benim de sizden bir ricam olacak, sizlerin kliplerini yorumlamadan önce. O da yeni bir YouTube kanalı kurdum arkadaşlar. Bakın daha abone yok. Ben bile abone olmadım abi. 2-3 tane yan hesaptan. Böyle sıfırdan duruyor. Bu videoyu izlerken siz muhtemelen bu kanala video atılmış olacak. Tamamen İngilizce, tamamen shortslardan oluşan bir Rocket League kanalı arkadaşlar bu. Böyle bir format ve kuralımız var. O da şu banner'daki yazıyı okuyabilirsiniz. Bu ters çevrilmiş bir yazı. Kanala abone olmak zorundasınız. O yüzden ne yapıyoruz? Video atılınca güzel bir beğeni atın arkadaşlar, kanalın algoritmaya girmesi için. Ve destek yorumu atarsanız da sevinirim. İngilizce olması şartıyla. Kanala abone olursanız da tuzu biberi olur. Yeni kanalda sizleri de bekliyorum. Ayrıca benim kanalın hakkında kısmında değil de ana sayfasını bu kanalı öne çıkartacağım. Haberiniz olsun. Burada da bayağı asılacağım, yani güzel içerikler üreteceğim. Her gün bir içerik gelecek. O zaman ben sizden bunu rica ettim. Şimdi sizlerin gollerini yorumlamaya başlayalım. Hadi bakalım. İlk klibimiz Emre amcadan geliyor. Bir saniye. Klibin şeyi süresi çok az abi. 7 saniyeymiş. Bakalım. Bir save gelecek muhtemelen. Aynen tahmin ettiğim gibi. O oradan da mı save? Oha. Bir dakika adam, oha. Oğlum boş kaleye direğe vurdu lan. Aynı ben lan. Uf. Güzel save. Ama rankı işte çocuğun rankı yazmadığı için yani göremiyorum. Ranka göre de bir değerlendirme yapamıyorum. Ama save olarak bence gayet güzel. Devam. İkinci klibimiz Belt'ten bir rekabetçi maçı mı? Hayır galiba. Bir dakika, defansa çok büyük bir hata geldi. Abi bunları konuşurken mesela yorumlayamıyorum. Bak şu adamın net bir satışı var. Kaldırıyor. Mastiye geldi. Bir de aerial bomb. Temiz. Şimdi arkadaşlar bu golü yorumlayacak olsak öyle kolay bir gol değil. Mastiye çok temiz bir Mastiye değil. Orada hemfikiriz. Ama bence yine de atılması kolay bir gol değil. Özellikle Diamond 3 veya Champ 1 aralığındaysanız, yani benim gibi bir oyuncuysanız bence zor bir gol. O yüzden ben Belfin bu golünü çok ekstra bir gol olmasa da beğendiğimi söyleyebilirim. 10 üzerinden 7 veririm yani bu golü. Hatta 8 bile veririm. Gayet güzel. Talha Aygün'ün bir kulübü var. Şimdi hocam televizyondan çekmiş. Güzel. Ama görebiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Muhtemelen şurada baya bir, oha orada bir patlama. Dinamo Kiev karambolü oldu lan. Bir dur. Bir daha izle buraya. Hocam burada adam patladı. Tamam, bu çocuk kalecimiz. Güzel bir kurtarış yapmış. Ama zaten top şöyle bir şey var. Top gol girmiyor arkadaşlar. Bakın dikkatli bakın. Göreceksiniz. Bakayım. Aa yok lan, top gol giriyor. Oha çok güzel kurtarış o zaman. Tamam. Ben zannettim hani değmesine gerek yoktu. Çünkü top yani gol girmiyor. Gol girdiği halde o kurtarış bence güzel. Ama dediğim gibi işte rank olmadığı için bu yüzden ranklarını sıralıyorum. Daha detaylı bir değerlendirme yapamıyorum. Pagon'un bir videosu var ve demiş ki Master Flick'ler çok kullanışlı. Kovboy şapkası koymuş. Oha bu ne lan? Pinç'e bak. Dur. Şunu bir daha izleyelim. Ragon'u geçen videodan da hatırlıyorum. Kendisi galiba bir freestyler falandı. Yani öyle bir şeyler yapmaya çalışıyor çünkü attığı goller harbiden kaliteli. Bir bak. Abi çok iyi ya. Takım olarak da iyi oynuyorlar yani. Gayet sağlam. Bir reset. İki reset. Hop, kaleci kaleci, bu rekabetçi maçı mı? Bir dakika anlayamadım da. Dur. Yok, rekabetçi maçı değil arkadaşlar. Arkadaşıymış. Nereden anladım diyeceksiniz. Çünkü topa böyle şey yapmıyor. Hararetli hararetli gitmiyor. Oradan anlarsınız. Aynen. Bunlar direkt çil çil freestyle falan yapıyorlar. Kendi aralarında güzel klipik gol çıkartmaya çalışıyorlar. Ama gayet iyi. Ben beğendim. Eline sağlık. Merto Bey'in bir klibi var. Yalnız kamera açısı bir kötü, ikincisi kaliteli bir tık kötü ama izleyeceğiz. Sıkıntı yok. Güzel gol ya. Benim şey golüne benziyor ya. Son videoda, bundan bir önceki videoda arkadaşlar, son saniyede ben bir gol atmıştım var ya. Zaten bağırdım çağırdım böyle. Küçük bir kız gibi böyle cıyak cıyak bağırdım. Orada attığım golü andırıyor. Fena değil. Bence rank, şöyle bir bakalım. Şeyden anlamaya çalışalım. Adamların pozisyon almasından. Hava toplarına gitme var. Arkadaşlar bu rank ben size söyleyeyim mi? Diamond vardır ya rahat bir şekilde.
Ama Diamond için çok çok ekstra bir gol değil bence. Yani kliplik olur muydu tartışılır. Hazar'ın bir kıyı var. Yine televizyon ekranından çekilmiş bir görüntü. Ama izleyeceğiz. Rekabetçi maç galiba. Güzel bir air dribble golü. Ama adam nerede? Evet. Bakın arkadaşlar, videoda şey yok. Rakip yok abi. Kadraja girmiyor hiç. Yani değerlendirirken de buna göre değerlendireceğiz. Daha değişik hareketler yapabilmiş. Çünkü kale boş, adam yok. Ben daha güzel şeyler beklerdim. Ama yine de kötü gol değil. Evet, Cabral'ın bir kli var. Bakalım. Hocam kaleci. Evet, yine bir freestyle. 2v2. Güzel, çok güzel. Harika. Çok rahat, çok profesyonel. Bir daha izleyelim. Bak, bir golü bir daha izliyorsak arkadaşlar, bu gol güzel bir goldür. Yani gerçekten bir farklıdır. Öyle söyleyeyim. Diğer gollerden bir kendini ayıran özelliği vardı. Bence o da böyle bir gol ya. Bak, bunu niye söylüyorum? Aslında çok zor bir gol mü? Hani çalışsanız böyle 5 saat yapamayacağınız bir gol mü? Hayır, ama çok temiz abi. Yani böyle izlerken diyorsun ki ulan harbiden çok iyi gol falan, böyle tatmin oluyorsun ya. O yüzden bence temiz bir gol. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum tabi. Biraz abartıyor da olabilirim. Sayır X'in bir klibi var ama 6 saniyelik bir klip. Bakalım, Ground Pinch gelmiş. Oradan bir tane daha yapıştıracağım mı? Oradan da double tap gelmiş. Antrenman olmasa güzel gol ama bence ortalama bir gol ya. Bak, pinch güzel ama işte antrenmanda herkes pinch atıyor. Ya senin bir farkın olması lazım bence. Ben öyle düşünüyorum tabi. Mr. Penguşuk'un bir klibi var. Bakalım abi. Türk bayrağının geçilmiş Nimbus var. Rank. İşte burada rank devreye giriyor arkadaşlar. Rank. Bu yüzden soruyorum sizlere. Bence bu arkadaşın rankı nedir? Bir bakalım abi. İnsanın pozisyon almasına bakın. Bak. Direkt Bursa gitti. Topu bıraktı. Bak, arkadaşın topuna atlıyor. Arkadaşlar, bu rankı söyleyeyim size. Plat bile değildir ya yani bence. Plat olursa da plat bir, plat iki falan da. Diamondsa hiç düşünemiyorum abi. Bilmiyorum. Ama bence ben iyi bir gol olduğunu düşünmüyorum. Ufuk'un bir kli var. İzleyelim bakalım. Busunu aldı. Duvara çıktı. Güzel bir double tap izleyeceğiz. Tak. Nice. Güzel. Güzel. Oha, çok güzel lan. Vuruş. Son vuruşu çok beğendim özellikle. Çünkü uzak dili ve yerden. Böyle vuruşlar kolay değil bence. O yüzden benim bu gole puanım yüksek olur. İkinci klibi de buymuş. Sayır X'in. Buna da bakalım. Bir dakika. Olayı anlamadım ben abi. Yani Flick ya adamın geçiyor ama çok bir ekstra özelliği yok be bu gol. Bence öbür gol daha iyiydi. Çünkü son vuruş daha güzeldi. Hap X'nin bir klibi var ve demiş ki kalite kötü, kusura bakmayın, derece kısıtlıyor falan demiş. Bakalım abi. Rekabetçi maçı sanırım. Dar bir açıdan bence güzel bir gol. Çünkü bu golleri atmak kolay değil arkadaşlar. Antrenmanda yapsanız muhtemelen 10 defada bir tane falan vurursunuz. Hani benim gibi bir oyuncu olduğunuzu varsayıyorum. O yüzden ben beğendim yani, kötü değil. Kliplik gol mü o tartışılır ama vuruş güzel yani. Berat'ın bir klibi var. Yalnız bak, eğer şu klavye mouse göstergesi varsa bu çocuk iyi oynuyordur arkadaşlar. Niye söyleyeyim mi? Çünkü bunu kullanan insanlar genelde harbiden iyi oynuyor oyunu. Bak, izlemeden yorumu yaptım. Freestyle atıyorlar. İzleyelim bakalım gerçekten öyle miymiş. Ben diyorum ki bu çocuk sağlam bir oyuncudur yani. Güzel. Ama beklenti boşa çıktı abi. Dümdüz çocuk el dribble yaptı. Bunu niye klip almış anlamadım. Yani kötü gol mü değil de. Tabi rankı da önemli. Bir reset falan beklerdim yanında. Veya başka şeyler. Ama kötü değil. Muslike demiş ki Allah razı olsun oyun, bakalım. Ne olmuş acaba? Ha, reset alınmış. Burada da montaj yapmış. Bu montaja gerek yoktu çünkü bir tık cringe olduğumu söylemem gerekiyor. Reset alınmış. Bunu paylaşmış. Okey yani. Benim de başıma geliyor. Yalnız iyisin ya. Jarlas'ın bir klibi var. Demiş ki gol iyi değil ama atayım. Bak, bunu söylediğin zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bir beklenti düşüyor. Düşük beklentiyle yorumluyorum. Daha iyi oluyor. Bak şimdi. Gol iyi demiş. Normal izleyeceğiz o insan. Bakalım. Double tap gelmiş. Bence yani kötü bir gol değil abi bu. Yani iyi değil demişsin. Ortalama bir gol ve o double tap'i yaptığı vuruşun gittiği yer çok kritik. Yani onu hiç kimse kurtaramaz arkadaşlar. İnanılmaz ölü bir bölgeye gidiyor. Bakın. Direkten sekiyor. Mümkünatı yok bir kalecinin kurtarması. Ancak topun aşağısına duracak da hani oraya arabası değecek. Yani topla araba çarpışacak. Top oradan dışarı çıkacak falan da o ihtimali kovalayacaksın.
Gol kötü değil bence. Ya solun bir kribi var nasıl demiş. Ve 10 arası, 1 ile 10 arasının puanı demiş. Bakalım. Güzel bir double tap geliyor. Bak temiz bir vuruş bekliyorum. Güzel. 1 ile 10 arasında puan verecek olursam açının da dar olduğunu hesaba katarak, çünkü gerçekten dar bir açıdan vuruyor. 8 veriyorum ben buna. Enes'in bir klibi var. Bak 25 MB klip, inşallah açılır abi. Rank Gold 1 demiş. Bir ay önce başladım demiş. Gol açıldı. Güzel. Aynen. Aynen bak anlıyorsun. Yani Gold olduğunu anlıyorsun. Niye? Çünkü bu ranktakiler böyle işte havadan vuruş, duvardan vuruş, böyle şeyleri yapınca mutlu oluyorlar arkadaşlar. Biz de bu yollardan geçtik gerçi. Bilmiyorum siz mutlu oldunuz mu ama bunlar ekstraydı o ranklar için. Hala da öyle görüyoruz. Ki Gold için normal yani böyle şeyler. Vampir'in bir klibi var. Toyota Camry NASCAR Edition arabayla drop shot oynuyor. Ben bu moda abi üniversite 4. sınıf modu diyorum. Detayına girmeyeceğim. Anlayan anladı. Bir bakalım abi gole. Bu arada golü unuttuk. Adam vuruyor, şansını vampire sekiyor. Okey yani kötü bir gol değil ama bence ben olsam klip almazdım bunu ya. Öyle söyleyeyim. Devam. Yaşasın Mohino'nun bir klibi var demiş ki Plat 1'e göre nasıl gol? Şimdi Plat 1'e göre yorumlarım bakalım. Bak oha. Bu vuruş ne lan? Tamam. Hocam düz, tamam, sekerek vuruş. 1'e göre güzel bir gol abi. Plat 1 için idare eder. Alırız. Ronaldinho'nun bir klibi var. Treningde bir maçı geldi. Oradan da bir idare geliyor. Vur oğlum. Ah be. Bir tane daha deneyecek. Deniyor. Aynı setup. Yok. Grand Pinch geliyor. Boom. Oy. Abi. Ben bu çocuğun şansını seçtim yani. Ronaldinho git bir gusül al sen kardeşim. Sonra gel 6. videoyu konuk ol. Böyle olmaz. İki tane de vurdu abi. Nertos'un bir klibi var. Bakalım abi. O dekayı kestin mi peki? Hello Kitty. Bolda RLCS topu backs moddan alfa konsol yükleyerek yapmış. Güzel. Severim abi. Böyle bilinçli oyuncuyu severim. Bir şeyleri kurcalayan. Reset de gayet temiz. Bak ben böyle reset alayım başta. Böyle gol atayım, tamam mı? Klip alırım. Orası kesin. Bir de bu golü 100 kere paylaşırım arkadaşlar. Benim bir Masi golü var ya, bir tane attım zaten. Onu nasıl böyle 100 kere paylaştıysam aynı reset alayım, hatta 200 kere paylaşıyorum, öyle düşün. Bu reset golle hani kendi yerime koyuyorum ve güzel diyorum, temiz de gitmiş. Alırız abi, bir de bunu gerçek maçta yapsa var ya tadından yenmez. Lan bir de dedim ki bir tane Rocket League dışı bir klip açayım, ona kendim açayım arkadaşlar. Bu oyunu bilen var mı? Online alı sağ diye geçiyor. Bir izleyelim. Bu arada bak sponsor falan değil, onu da söyleyeyim. Bak şimdi kaçan gole bak. Arkadaşımın gözünü izleyeceksiniz. Bu turuncu kafa benim. Bak adama çalımı attım, dur şuraya bir daha göstereyim. Aşırtma çalım atıyorum. Bir tane de kaleci atıyorum. Kale boş. Topu çizgiden çıkartıyor defans. Ben burada çıldırıyorum var ya. Böyle bir şey abi. Klip. Bu arada bu oyunda takımımız var. Takımımıza katılmak için de Discord'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Takımın adı da Guard United. Onu da söyleyeyim. Lurker'in bir klibi var ve demiş ki Beach Ball Team Pinch World Record 215 şimdilik rakılık. Şeyle plaj topuyla 215 kilometrelik bir pinç atmışlar ve şimdilik dünya rekoru demiş. Bakalım abi. Bu arada topun boyutu devasa, oha çok hızlı gitmiş hakikaten. Güzel abi, alırız. Enes Akbaş'ın bir kili var bakın, demiş ki ilk double tap'im. Bakın arkadaşlar, bir kişi ilk bir golde ilkini yapıyorsa ona göre değerlendireceksin. Şimdi çocuğun heyecanı da vardı tabii, ilk atmış ya. Bakalım abi. İlke göre nasıl? Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani çok zorlama girmiş ama alırız abi. İlk olduğu için yeriz. Güzel. Burada bak double tap'te şunu söyleyeyim. Yani benim bence hani yapabildiğim iyi mekaniklerden bir tanesi diye düşünüyorum double tap'e. Normalde gideceğiniz yerin, tamam mı? Normalde topa vuracaksınız ya, daha yukarıdan gidin arkadaşlar. Bir tık daha yukarısından. Daha iyi sonuç alacaksınızdır. Deneyin yani. Söyleyeyim sizlere. Evet, bir klibimiz daha var. İyi oyuncudan. Oyuncunun ismi iyi oyuncu bu arada. Plat 2 demiş. Yani Plat 2. Fazla konuşmaya gerek yok. Plat 2. Jax'in bir klibi var. Daha doğrusu YouTube videosu. 2 dakikalık bir montaj var. Tabii ki de hepsini izlemeyeceğiz. Ama bir kesit izleyeyim. Bu arada video kalitesi benden mi kaynaklı? Bu arada arkadaş Edirbul yapıyor orada. Video kalitesi benden kaynaklı. Arkadaşımız böyle yüklemiş. Bir kere kameranı hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. Şey gibi böyle abi. Uzaktan kumandalı araba sürüyormuş hissiyatı veriyor. Fena değil. İlk gol daha güzeldi bu arada. Son bir gol daha izledim. Bakalım.
Bence en güzel gollerini ilke koymuştur ya, öyle düşünüyorum. Bu golle yani ben klip almazdım. Hadi bir tane daha izleyelim ya. Bu arada çocuk düşükte oynuyor. Ah be abi, benim bilgisayarım bok gibi olduğu zamanlar aklıma geldi. Fena değil. Montajın tamamını izleyemedim. Plat 1'den bir klip var. Arkadaşımızın adı WTY. Gayet temiz. Bak bu top sürüş Plat 1 için iyi, hatta bayağı olumlu. Çünkü topun yapışık gitmesi, yani top sürerken yapışık gitme olayı Plat 1'de çok çok yani imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben bu gole iyi bir puan verirdim yani Plat 1'e göre tabii ki. Güney'in bir klibi var. Güney'i de geçen videodan hatırlıyorum. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bakalım. Güney'den beklentim yüksek. Bu çocuk yapıyor abi. Açığa bakar mısın peki? Hakikaten alkışlıyorum. Ben durup alkışlayacağım lan seni. Bravo. Ya bir de temiz yapıyor abi. Hakikaten bak şu böyle estetik gollerde hareketin temiz yapılmış. Hani İngilizcesi smooth. Smooth olması çok önemli. Ve bu olay burada var. Açı da 5 derece falan ha. Helal olsun. Gayet güzel. İlk drop inim kötü olabilir demiş. Bu arada arkadaşın ismini unuttum. Kusura bakmasın. Drag profil ismi vardı abi. Rumble oynuyorlar bir de. Yani ben beğenmedim ya. İlk defa bir golü beğenmedim. O da bu oldu. Vallahi kusura bakma. Arkadaşın ismi de Oh My God Mert'miş abi. Evet, bir klip daha göstereceğim. Bu klip arkadaşlar TikTok'ta bayağı viral olmuş. Ya şu klip bizim ya. Acayip bir bu arada. Bak. FPS moduna geçiyor. Müthiş ya. Benim Shorts kanalımda da böyle meme videoları olacak ağırlıklı olarak. Troll videoları olacak, onu da söyleyeyim. Bunu da göstermek istedim sizlere. Aşırı komik abi. Ben çok beğendim. Evet, Cabral'ın bir klibi daha var. Artık Cabral'dan son klip olsun. 2-3 klip izledik. Ve demiş ki çöpüm nasıl daha iyi olabilirim? Tek bir cevap veriyorum. Daha iyi oynamalısın. Yani bu kadar abi. Erkek adam. Erkek adam. Çok böyle maskülen konuşma. Böyle bir insan tek cümlede abi olay açıklar. Daha iyi oynaması kardeşim bitti. Ya bir şey diyeceğim, bir dakika. Golü kaçırdık. Bak burada bir master atıyor. Reset alıyor. Bir tane daha master atıyor. Gel bir de bana master at kardeşim, bu ne ya? Yeter be kardeşim, hep master hep reset. Vallahi helal olsun, gayet güzel. Artık son 10 klibe doğru geçiyoruz. Rosie'nin bir klibi var. İzleyin Nissan Skyline. Ya bu araba hakikaten bir başka abi. Araba oyunda bir farklı gözüküyor. Çok güzel bir direkt bu arada. Tebrik ederim. Çataldan, çatal değil. Direkten gol girmiş abi. Güzel. Yeriz. FRL'nin bir klibi var. Bakalım. Artık son klipler dediğim gibi. Kamera açını yine beğenmedim. Bir double tap gelecek. Açı çok güzel. Açı acayip güzel. Beğendim. Nomre için klibi var. Yalnız bak şunu söyleyeceğim. Bak yine klip 50 megabayt. Şimdi ben bu klibi yükleyeceğim. Daha doğrusu açmaya çalışacağım. Açılmazsa yorumlayamazsan bana söylemeyin abi. Ya 50 megabayt kayıp mı olur kardeşim? 58 saniye video 50 megabayt. Neyse. Bak kasıyor, gördün mü? Niye? Çünkü çok yüksek ayarlarda render almış. Yani burada benim yapabileceğim bir şey yok. Ama golü iyi kötü izlemiş olduk. Buradan gol olacak zaten. Fena değil. Yeriz ya. Ama rank da önemli tabi. Rank'a göre yorumlamak daha doğru olur. Ulusların bir klibi var ve demiş ki Aydın abi sesi kapa, editli telif yeme. Tamam, bu gol klibi değil muhtemelen. Abi kalite bu arada benden kaynaklı değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bana şöyle editler çok saçma geliyor. Yani ya her boka bir geçiş efekti koymana, bir atraksiyon olmasına gerek yok. Bazen hani bir şey yapmamayı da öğrenmek lazım. Bu ne abi? Yani bak baksan abi, yani efektlerden golü izlemiyorsun ki, şuraya bak alın işte. Şu sekansa bak, anlayacaksın. Bak adam topu sürüyor, topu sürerken bir saniyede 4 tane efekt koymuş. Kim yaptıysa video onu söylüyorum. Yani yapmasın bunu, kötü. Son klibimiz, hatta son videomuz Yunus Emre Kara yeniden en iyi golü demiş. Ya prodüksiyonu kestim mi? Bir dakika, kaliteyi arttım. Bak prodüksiyonu intro Rocket League'in şeyle başlıyor. Trailer'la. Arabalar sahaya çıkıyor, sonra gol gelecek. Bak. Müthiş ya. Müthiş müthiş. Yaz kamera. Kamera 10 numara. Oy oy. Double tap battık. Hocam bir şey diyeceğim. Keşke bu golleri gerçek maçta atsak ya. Tekrar da var. Klantagı Türk. Abi tam var ya şey böyle. Benim kaç yaşındaki abim lan bu? 13-14 yaşındaki abim. Ben de hep böyle ismin sonuna TR yazardım. Klantagın Türk falan yapardım.
Böyle çakma milliyetçiyiz ya. O kafa işte. Bu gol de güzel ama. Bak sonra tekrar Rocket Aa, çok iyi bu arada. Bayağı orijinal olmuş. Ya bu gülmem bu arada şey değil. Onu da anlatayım belki. Aşağılamak için iyi yani. Orijinal olmuş ve yani ilginç bulduğum için gülüyorum. Hoşuma gitti yani. Kelime bulamadım abi. Diyelim. Ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz güzel beğeni atmayı ihmal etmeyin. Kanala da hala abone değilseniz 200 tanesi ayırıp kanala abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bak şu ikinci kanala da bekliyorum hepinizi. Onu söyleyeyim. Sadece İngilizce olacak. Sadece Shorts olacak. Sadece Rocket olacak. Bu kadar abi. Oraya da bir destek atın. Bir el atın zaten ben her yerde paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Ha bir de o ikinci kanala beraber TikTok ve Instagram'da açtım. Ya orada gördüğünüz aynı videoları TikTok ve Instagram'da da göreceksiniz. Destek olmak için oraya da girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz. Hadi Allah'a emanet.